Nasıl oluyor bu kadar? Bilmiyorum baba ya. Bilsem niye şey edeyim ya. Bilsem öyle bir şey yapsam. Abi telefonları mı kırardım ben? Niye telefonları vereyim? Sen telefonundan aranmış oluyor. Bunun öyle çıkıyor. Bir başkaları mı arıyor senin telefonunu? Bilmiyorum işte. Ben bir orada kim var? Çalıştığım yerde bir Mıstıklı Özgür abi. Onlar niye arasın? Onları da var telefonu. Ya senin bir şeytanlık oldu da. Abi senin şeytanlık da. Bilemedik gitti gari. Sen o Mıstık'ın ne şeytan olduğunu bilemedin. O çocuk şeytan. Ama seni böyle bir garaz yapamıyor. Hayret ediyorum ben. Mıstık öyle bir şey yapmaz. Hayır ya Mıstık. Nasıl olur? Bunu sana iyi bir tuzak koydular da. Nasıl? Tuzak koydular da. Bilemedik. Senin yapılan işler renkar edilecek hali kalmamış ki. Hep kendi kendine ele veriyorsun. Yapsan yapmasan ele veriyorsun. Ne diyeceğiz biz? Bunları gerçekleştirmeye geldik. Biz, bizim yanımızda durmadınız. Her şeyi kendin gördün, kendin bildin. Biz de üzerine varmadık. İnkar edilecek bir şey yok ki burada. Bak şu şunda zehirden bilmem ne. Keşke almasaydım bile. Bizim yapacağımız bir şey yok ki sen ya ben, kendin... Ya babam gidin ne şey dedim ya babam gidin bir şey yok dedim. Onları tamam da getirdim. Da. Ben kayıp olsam tamam babam gidin gelse dedim. Dedim mine kayıp dedim onun babası gidin gelmedi dedim. Gelirler mi sabah o yanındaki seni bu kızdı diyen karıya bile seni öldürüyor girme buraya demişler. Sanki kendileri öldürmüş gibi halleri var onların durumunun da. Kendileri stüdyoya çıkıyorlar, gülüyorlar. Benim içim gidiyor, onlar gülüyor. Ne biçim insanlar bilmem ben. Ben elbiseyi yıkadım, götürdü. Kayınlan babacını aldı gitti. Elbise götürme diyormuş. Elbise orada elbiseydi. Ben mi giydim bilmem ben. Elbiseleri hep geldi aldı gitti işte. Kendine de giydirmedim ya. Bir buçuk aydan beri onların yanında duruyor. Ne olursa olsun öyle diyorlar çocuğa. Onların üstünde ölecek o. İşte yalada bu kapadın o konuyu ben onu hallettim dermiş. Öyle demişler. Ben geçen gün dedim o öyle bir şey yok diyorlar. Ha öyle yok. Olmaz mı? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yardımcım olsun. Cenab-ı Allah'cığım keşke Denizlilere gitmeseydiniz. Bu işler başıma gelmeseydi. Ben orada gene gittim de oradan tutuklayabilirlerse bile bilmem tutuklanabilirler mi? Tutuklayamazlar sen bunu demedikçe benim ya. Benim öldürdüğüm ölümüm geldi. Bir şey getir diyorsun ya. Tanıkımı getirdi. Zaten tanık çıkmadan bunların... Bana diyorlar ya, burada çıktım tutuklayacaklar seni diyorlar. Tutukla, o zaman otele götürdüklerini de tutuklasın ha. Otelde ben orada şey diyeyim mesela. Hani bir şey etsem oradan hani kaçacak olsam oradan kaçarım. Sen gene inkarın et. İnkarın et. Yapmanın böyle şey bulmadı da seni tutuklayamazlar yani. Beni nasıl tutukluyorlar ya? Ya tutuklamaz biz orasını bilemeyiz. Biz şey değiliz de. İbrahim'e demişsiniz ki, yapılan işlerin inkar edilecek hali kalmamış ki. Kendi kendini hep ele veriyorsun. Yapsan da yapmasan da ele veriyorsun. Ne yapacağız ki biz? Ben Erkir'deki şey gösterdiğin şeylere inkar edilmez diyorsun. Hani hep kendini ele vermişsin demek istedim. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Bizim artık seni savunabilecek durumumuz yok. Evet. Yani siz de oğlunuzu savunmak istemiyor. Siz savunmak istemiyorsunuz ama Ümmü Hanım savunmak istiyor. Anne tabii. Ben ne gibi savunayım bunu? Bunu Hüseyin ne yaptı? Hüseyin yaptı. Hüseyin'in üstüne varılmadı. O şu dedi Hüseyin. Yani şöyle. Yine Hüseyin'i öldüreceğim demiş dendi. İbrahim Bey. Burada stüdyodan duydum. O da onlar öldüreceğim kapatıldı. Demiş. O da öldürür. Sen diyorsun ki bizim ortaya sunduğumuz delilleri sağlam deliller olarak görmüşsün. Evet. İnkar edilecek hali kalmamış. Sonuna kadar yani bizim senin için yapabileceğimiz bir şey yok. Sen sonuna kadar inkar edeceksin. Sen gene inkarını et, bir şey bulamazlar. Seni tutuklayamazlar. Dedim ben bunu tabii canım da daha bir deli meydana çıktı. Yok bunun yaptığı belli değil, onun yaptığı belli değil, kimin yaptığı belli değil. Ben ondan dedim yani. Yani bunu benim böyle demem mi? Bu iş böyle kalmaz ki. Sizin çözemediniz, ben çözeceğim. Zaten genellikle biz çözmüyoruz. Sayın Cinayet Büro çözüyor, sayın savcılarımız çözüyor. Soruşturma savcısı çözecek inşallah. Onlar yapıyorlar. Biz sadece gazeteciyiz, soru soruyoruz. Fakat ne yaptıysa bak bunlar bu... Sen İbrahim'le şeyin... konuyu değiştirmeyin. Tamam mı? Evet, tamam. Bizim dün ekranda gösterdiğimiz delilleri senin baban çok sağlam deliller olarak görmüş. Ya tamam delil varsa tamam beni içeriyor. Burada hani bana bu kadar sundurma o zaman ya. Ya tamam, malı kadar delil varsa zaten bunu... Tutuklayamam ki. Sayın savcı bu karar verecek. Tutuklama. Yollayın beni ya.
tamam bir kimin Mine'yi bulmak istemiyor musun? Sen Mine'yi evet Mine'yi dıştan şey edeceğiz. Dıştan şey edecek İbrahim haliyle. Çok güzel bir soru sordu. Sorsana Selma Hanım. Mine'yi bulmak istemiyor musun? Neden beni gönderin? Sürekli ben suçluyorum Selma Hanım. Ayrıca Mine'yi bulmak için gelmedim. Selma Hanım. Ama böyle onun için durumlarda... Ben bak suçlu duruma düştüm bura. Mithat böyle durumlarda bu kaçınılmaz biliyorsun. Son gören ve en yakını. Ya en yakın da tamam. Yani sen gözetleyen, kendin evi aranacaksın. Evi gözetleyen, evi gözetleyen. Ceset kaç günde çürür diye arama yapan. Ya tamam tarlada işte, gidip bir ağat yakıp yer tamam, bakan. Tamam ben böyleyse tamam beni yok. Ne söylüyor? Sen de gömülecek yer bakmışsın. Gömülecek nereye gömmüşüm ben? Nereye öldürüp da, nereye atmışsın? Nereye öldürüp nereye atmışsın? Sen söyleyeceksin. İşte tamam ben hadi şey biz sana bir doğruluk testi yaptık. Bugüne kadar işte bu doğruluk testi bu. Sen doğruları mı söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun diye bir test yaptık dün akşam. Kendi rızanla yapıldı o test. Evet. İmza da verdin. Testin sonucunu merak ediyor musun? Biz biliyoruz da. Evet. Bence siz de biliyorsunuz. Sana hangi soruları sorduk? Doğruluk testi yaptı. Ya şu an aklımda değil. Bir dakika. Şimdi... Mine'nin nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Hani hayır dedim ben ona. Evet. Biliyorsun değil mi Mine'nin nerede olduğunu? Ya bak orada ya bildiğine evet diyeceğin dedi, bilmediğine hayır diyeceğin dedi. Ben şu evet dedim. Bildiğine orada öyle söylediler ama bak bir sayı söyledi. Ben sana bir soru sordum. Gayri ihtiyar ağzından çıktı. Mine'nin nerede olduğunu biliyor musun? Ben orada hayır dedim. Mine'yi zehirledin mi? Hayır. Mine'yi ve Mine'den kalanları gömdün mü? Hayır. Mine'yi sen mi öldürdün? Hayır. Bu öyle bir test ki senin doğru mu yalan mı söylediğin ortaya çıkıyor. Biz bunu yetkililerle paylaştık. Hepsine yalan söylemişsin. Mesela orada bir sayı, bana bir sayı tut dedi. Sayı yazdı orada 6. Ona da hayır dedirtti. Sen bütün sorulara evet. Hayır cevabını veriyorsun ama o hayır cevabı verdiğin senin doğru söylediğin anlamına gelmiyor. O test sırasında senin doğru mu yanlış mı söylediğin ölçülüyor. Ve senin hepsine yalan söylediğin ortaya çıkıyor. Şurada test sonucu. Hatta en sonucunda da raporun sonucunda da bir ifade var. Mithat Kocadağ'ın konuyla ilgili gerçekleri saklama çabasında olduğu net bir şekilde gözlemlenmektedir. Yani Mithat Kocadağ'ın Mine'nin kaybıyla ilgili olarak gerçekleri sakladığı net bir şekilde ortada diyor. Yani doğruları söylemiyor. Hep yalan söylüyor diyor. Orada da sürekli inkar etmiş sizin oğlunuz. Ama bu test sonucunda onun yalan söylediği ortaya çıktı. Tamam yalan söylüyorsun. Çeksinler o zaman dedim hanım beni. Biz bu yetkilerle paylaştık. Niye beni başkalarına karıştırıyorsun? Ben soru sorarım. Benim işim soru sormak. Ben gazeteciyim. Sen tamam savcı anlıyorum. Değilim. Hakim değilim. Emniyet beni suçlu değilim. Niye suçluysan beni buraya niye çıkarıyorsunuz o zaman? Suçlu demiyorum. Soru soruyorum. Soru soruyorum. Ben de sorularına cevap veriyorum. Ve test sonucunda da senin gerçekleri söylemediğin. Evet. Annenden bayağı güç alıyorsun. Sen annene söyledin sen. Annemden güç falan. Ünvanım gelininin başına ne geldi? Hayır asla. Hayır. İbrahim Bey bilmiyor ama Ümmü Hanım biliyor. Hayır hiçbir şey bilgisi yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim öyle oturmak. İbrahim Bey siz bilmiyorsunuz ama bence Ümmü Hanım biliyor. Ve benim kendi kalben kanaatim. Ben öyle bir şey olsa anneme de babama da söylerim. Hatta gider... Bu annesine söylese öbürü gıbırı anası bana bunu söyledi yani. Bu yakın bir müddet değil. Çünkü o cesedi köye o civara getirdiğini sen biliyorsun. Ceset miset getirdim yok. Ben elbise getirdim dedim bak. Elbise getirin dedim. Hadi şu görüntü bir daha izleteyim ya. Ya gözünü seveyim Ümmü Hanım. Elini vicdanına koy. Biri Filiz'i öldürmüş olsa. Mine'nin yerine Filiz'i düşün. Empati yap. Empati yapmak demek kendi kızın olarak düşün. Didem Hanım bir o tarla, dakika. Gelsin tarla Didem görüntüsü. Hanım, tarla görüntüsü gelsin. Didem Hanım. Tarla görüntüsü gelecek. İzle tarla. Beni böyle bırakıp gittin. Demek hayatında biri vardı da niye söylemedin? Tarlalarda düşünüyorum seni ben. Benim çektiğimi
Sen de çekersin inşallah. Şu dünyada yaptın bana bir eziyetti. Beni aldattın da başkasına ilişki kurdun. Verdiğim sana insanlık bu muydu bana? Bir dediğini iki etmedim. Sana versin o adam bu şansı. Yazık oldu, yazık oldu. Şu adama, şu çocuğa. Sen kıymetimizi bilemedin. Allah eresin. Ümmü ne demek bu? İyi de böyle türkü çekmeyle hemen bu şeyi mi alıyor? Ben anlatayım mı? Bunun benim nazarımda anlamı, bu ona yedirmedi, keymedi, keydirdi, parasız komadı, o kadar kral yaşattı. Bu bunu sevmedi, Hüseyin'e gitti. Hüseyin 15 günün içinde bizim Hüseyin bunu, o da terk etti. Öldürülmeyi hak etti diyorsun yani. Yani evet. Hak etti, demon da hani. Ha, onu diyorsun, bu ulan buraya geliyor. Bendeki, öldürülmeyi hak ettiğini düşünüyorsun. Bir dakika Didem Hanım. Söyle bendeki sevgiyi başka baba yerde de bulmak anlamına geliyor baba, benim görüşüm. Bizim gördüğümüzde sanki bir cesedi gömmek için bir yer arıyor. Bir yer arıyor. Ağat yakıyor. Sanki 12 ben altın arıyorum orada. Ve bir ağacın altını gösteriyor. Bir dakika, bir dakika. Hadi söyle. Ya, mesela Mine kaybolduğunda babası... Mesela benim ben kaybolsam, ölsem, kaybolsam. Babam ya... Bir de buna söyle bakalım hadi. Buna ne cevabın var? Hadi bakalım. Çocuk kaybolan insan her gün güvenli yapamaz. Bu kadar özgüvenli konuşma. Özgüvenli konuşmuyorum ben. Adalet er ya da geç yerini bulur. Tamam, bulsun. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Bulsun, bulsun diyorum ben. Fazla özgüvenli konuşuyorsun. Fazla özgüvenli değil. Suçlu olsun da biz isteriz. Duyduktan bir şey ne demek bu? Bak senin katil olmamanı bütün kalbimle diliyorum tamam, dedi bana. Tamam. Bu görüntü ne anlama geliyor? Hadi abisi konuşsun. Ya o zaman hani içinden gelerek söylemiş. Ben hala diyorum bak. Tarlada ne işi var sence Tayfun? Ya tarlaya gezmeye gidemezdim ben ya. Neden gittiğini bilmiyorum. Belki kafa dağıtma için gitmiştir. Evinin arkasında zaten. Benim evimin arkasında. Ama bir ağacın altını yer bakıyor. Ya video çekiyorum ya. Niye tarlayı boş tarlayı niye çekiyor? Ses kaydı yapsam kendini ona da biraz çekeyim. Kendini çeksene bak. Türkü söylüyorsun ya. Kendini çeksene tamam, anlarım. Tamam oraları bakasınız araştırırsınız. Bak kendini çeksene anlarım. Kendini çeksen ben TikTok yaparım. TikTok anlamam ben. Ben bir video çektim ya. Ha bu video çekmeyle ne alakası var bilmiyorum bak, ya. Bak kendini zaten kızı da gizli gizli çekmişsin. Eve gidip saklanmışsın. Eve gidip eve saklandım. Ona da şey değil. Ondan diye çünkü evimden benim her şey alkıyordu. Orada kalıyor. Buse gelin orada kalıyor. Evi de gözetlemişsin. Buse gelin orada kalıyor. Benim evimden şey alkıyor. Nerede gidiyorsan orada oluyorsun. Şeker şey için mi onu yaptın evde saklandın? Yani şeker olu, toz olu. Hani bir her şey alkıyorlar. Elbisesini, elbisesini. Hayır. Oraya gidiyorsa orada da oynayacak o zaman. Sadece biz çamaşır deterjanı aldık. Başka hiçbir şey almadık. Onun ayarında yok muydu? Bir sürü kişi kalıyor. 6-7 kişi ya. 6-7 kişi bir... Yani çamaşır deterjanı almasın diye çamaşırların altına mı saklandın? Bu mu yani? Ya ben evimi belki hani eşyaları alacaklar sana. Saklamana sandım. Gerek yok açık açık söyle Mine'ye. Alma eşya buradan de ben gel, istemiyorum yani, de. Gelme dedim ben gelmiş arkamdan. Sen ben gizli gizli saklanmışsın. Ben onları görür saklandım. O gün arkadaşları olmasaydı ne yapacaktın Mine'ye? Bir şey yapmayacaktım. Bir şey yapmazdım. Ben evden de götürüyordu hiç merak ettim.